Bu podcast'imi YouTube'dan film olarak seyredenler şu anda ekranda ünlü bir filmden sahneler görüyorlar. Argo. Argo, İran devrimi sırasında Tahran'daki Amerikan konsolosluğunda mahsur kalan Amerikalıların ülkeden kaçırılışını anlatıyor. Oldukça ilginç ve canlı bir hikaye. Film aynı zamanda 3 Oscar'lı bir film. Ben Affleck'in hem yönetmenliğini yaptığı hem de başrol oyuncusu olduğu film. Aralarında en iyi film de olmak üzere tam 3 Oscar'la ödüllendirilmiş. Peki bütün bunlardan bize ne? Filmde İran, Tahran diye gördüğümüz yer Türkiye, İstanbul. O bütün figüranlar ki işte görüyorsunuz binlercesi Farsça sloganlar atıyor. Onların hepsi aslında azıcık Farsça öğretilmiş Türkler. O tabelalarla, Farsça tabelalarla kaplanmış dükkanlar Türk dükkanları. O sokaklar Türk sokakları. Filmin tamamı İstanbul'da çekilmiş. İşte bugünkü konukların bu filmin Türkiye'de çekilmesini sağlayan Zeynep ve Alex Sutherland. Muazzam bir çiftler, muazzam bir Türkiye sevgileri var ve Türkiye'nin bir film platosuna dönüşmesini, büyük prodüktörlerin, büyük yönetmenlerin, büyük oyuncuların Türkiye'ye gelmesini sağlamaya çalışıyorlar ve Argo dışında da aralarında Guy Ritchie filmleri de olmak üzere müthiş filmlerin Türkiye'de üretilmesini sağlamışlar. Zeynep ve Alex Sutherland bunlara yetinmiyor. Türk filmlerinin yurt dışına pazarlamasını yapıyorlar. Aynı zamanda prodüksiyonunu Atiye ve Muhafız dizilerinin prodüksiyon ekibi de onlar ki biliyorsunuz bu diziler Netflix'te çok başarılı oldu ve uluslararası alanda da ciddi başarı kazandılar. Zeynep ve Alex ile sinema endüstrisini konuştuk. Bu yurt dışından gelen ünlü oyuncular hakkında dedikodu yaptık. İnanılmaz şeyler var. Mesela ünlü bir oyuncu Beşiktaş taraftarı yapmışlar. Hem de fanatik taraftar. Ve bir yandan da aslında daha önemli bir konu belki özellikle genç izleyicilerin çok iyisini çekecektir. Nasıl sinemacı olunur? Onu konuşuyor olacağız. Çünkü çok şaşırdım. Müthiş fırsatlar var. Çok ciddi insan açığı var ve doğru şeyleri yapan insanların sinema endüstrisinde kendilerine güzel fırsatlar bulması işten bile değil. Ben bu podcast'te çok şey öğrendim. Zeynep ve Alex hakkında biraz daha bilgi de vereceğim size. Ama önce bu podcast'in gerçekleşmesini sağlayan sponsorumuz Mirador'a, Mirador Speaker Agency'ye bir teşekkür edelim. Bugünkü podcast'in sponsoru Mirador Konuşmacı Ajansı. Mirador kendisini geliştirmek ve değişimin bir parçası olmak isteyen kurumları konusunda uzman, yerli ve global konuşmacılarla buluşturuyor. Mirador bununla da yetinmiyor. Müşterilerine eğitim, atölye, sahne şovları, takım oyunları, kuruma özel podcastler, videolar ve influencer işbirlikleri de sunuyor. Ama benim açımdan tüm bunlardan daha önemlisi Mirador benim de konuşmacı ajansım. Uzun yıllardır beraber harika projeler yaptık. Birlikte çok güzel işler çıkarttık. Çıkarmaya da devam ediyoruz. Sahnede hayran oldukları oyunculardan Jack Nicholson tüm görkemiyle sunuculuk yapıyor. Biraz sonra o yılın en iyi film Oscar'ını kazanan filmi açıklayacak. Birkaç şakadan sonra şimdi Beyaz Saray'a bağlanıyoruz diyor. Amerika'nın First Lady'si Michelle Obama ödül töreninin dev ekranını tüm ihtişamıyla doldurup film endüstrisinin dünyayı dönüştürme gücünden bahsederken Zeynep ve Alex'in Kuşadası'ndaki çekimler için günlerdir konakladıkları bu küçük otel odasında saniyeler geçmek bilmiyor. O zorlu ve heyecan verici bekleyiş muhteşem bir sonuçla ödülleniyor ve Argo filmi aralarında en iyi film de olmak üzere 3 Oscar'ı kazanıyor. Ben Affleck, Alex ve Zeynep'e mail yazıp size çok teşekkür ederim. Sizin sayenizde oldu bütün bunlar diyor ve Alex ve Zeynep artık mutluluktan yerlerinde duramıyorlar. Bu muhteşem çift Türklerin becerilerine çok inanıyorlar. Türkiye'nin bütün zorluklarına rağmen uluslararası dev bir film platosuna dönüşebileceğini ve bunun pek çok Türkiye oyuncusu, arka planda çalışan insanlar, kameracılar, ışıkçılar, yönetmenler herkese ciddi bir ekmek kapısı olabileceğine inanıyorlar. Dünyanın her yerinde iş yapabilecekken İngiltere'de, İspanya'da, Türkiye'de olmayı, Türkiye'de çocuklarını büyütmeyi, Türkiye'de başarılı olmayı, Türk insanını dünyaya tanıtmayı seviyorlar. İşte bu muhteşem çift bugün benim konuğum. Merhaba Alex, merhaba Zeynep, hoş geldiniz. Merhaba. Sizleri ağırlamak büyük zevk, biraz da gerilimli bir şey. Böyle sinema yapımcılara nasıl bir stüdyodan sesleneyim, ev tipi iş yapıyorum biliyorsunuz. İnşallah ışık mışık çok kötü değildir. Hoş geldiniz tekrar. Çok güzel görünüyor, gayet iyi. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Ya Pınar'ın sizle olan yaptığı görüşmeyi okudum. Hakikaten büyüleyici işler yapıyorsunuz. Türkiye'de sinema endüstrisine büyük bir katkınız var. Ve bir yandan da hep aklımdan geçmişte izlediğim ve bir şehri, bir ülkeyi etkileyen filmleri düşündüm. Mesela Roma Tatili'ni düşündüm, Audrey Hepburn'un. Hem Roma'nın, İtalya'nın bir tatil destinasyonu olmasını sağlamış. Bir yandan da Vespa markasını ayağa kaldırmış. Geçenlerde onunla ilgili bir belgesel izledim. Vespa'nın ünlü olmasını sağlamış. Batıyormuş yoksa firma. İşte Yüzüklerin Efendisi Yeni Zelanda'yı bir herkesin gitmek istediği bir yer haline getirdi. Sizin de işte Argo'lar vesaire şimdi konuşacağız. Muazzam filmleriniz var. Ama önce yapımcı demek ne demek? Çünkü herkes oyuncuları biliyor. Belki yönetmen, belki senarist. O yapımcı ve o bir filmin jeneriğine akan ondan sonra binlerce insan daha oluyor yani.
Ne yaparsınız siz? Yapımcılık demek ne demek? Her şeyi bir arada tutan insan diyebiliriz belki. Çok yanlış olmaz. Çünkü filmin tabii bir yönetmeni var. Kreatif tarafının başında o insan. Ama yapımcı da işte aslında kaptan gibi bir görev üstleniyor. Çünkü öncelikle hani bir filmin yapılması için senaryonun yazımından sonra bir bütçe ortaya çıkması gerekiyor. Bazen yönetmen kendisi yazmış oluyor senaryoyu, bazen öyle olmayabiliyor. Yapımcı da bütün aslında ekipteki kişileri bir araya getiren, finans tarafını olayını çözen, başından sonuna yöneten, bir şey ters gittiği zaman suçlanan kişi aslında. Sorumluluğu çok büyük yani. Sen şimdi bunu böyle basit anlatıyorsun ama ben bazı hikayelerinizi biliyorum. Mesela Argo, İran'da geçen bir film, işte meşhur İran devrimi sırasında. Ve Türkiye'de çekiyorsunuz filmi ve yanlış okumuyorsam 1500 kişiye düğün salonunda Farsça bağırmayı öğretiyorsunuz. Yani bunu pratiği öyle pek kolay değil gibi. Veya ben bazen sokaklarda denk geliyorum, dizi ekiplerine denk geliyorum. Yani inanılmaz bir koşturma. Biraz nedir bunun zorlukları? What are the difficulties in producing a movie, Alex or Zeynep, whoever wants to answer? Well, I mean, first of all, as a producer, there's many different types of producers, but the one that we've kind of landed in, the area we've landed in is we're responsible for everything that sort of happens. We are the face of the country, and if something goes wrong, the first people that they contact or they look at is us, either Zeynep or I. Let's get blamed. So blame is definitely taking a huge responsibility. If something goes right, yeah, it's never us. Yeah, if something goes right, it's someone else's great job. And that's, but as a producer, you have to be very modest. You have, not having an ego does help, and being very level-headed. And you know, usually if there's a conflict, you're the judge of the conflict. So you have to be very careful what decisions and what direction anything goes. So when you take on controversial projects, or when you take on unusual projects, let's say, such as Argo, which, you know, would never have considered to come to Turkey, you know, even in 2010, it would have gone straight to Morocco, where, you know, most of those studios, they've already worked, and they've doubled Morocco for you know, all sorts of different countries. But Turkey was something different, and hopefully we added to that by encouraging them to come and giving the assurances that this was the place. And architecturally, of course, it is the place, and it's much closer than Morocco is, without a shadow of a doubt. So doing these kind of things was an enormous challenge for us, which we thrived on. You know, we were... This was, you know, I always woke up before the alarm went off. We were working 24/7, and, you know, we were working all on an adrenaline rush. So it's very exciting for us to be on these kind of jobs, because it does keep us alive and it keeps us young. Yani çok sınırlı bir zaman oluyor herhalde bütün bu filmler üretiminde. Bütçe her zaman herhalde bir derttir diye tahmin ediyorum. Bir işte İstanbul'da mekan bulmak gibi böyle bir film için bir mücadele olsa gerek. Çünkü savaşlar var, kaçışlar var. Yani sırf Argo'dan bahsetmiyorum, diğer filmlerde de. İzinler lazım. O sokaktan yanlış insanın geçmemesi lazım. Bu kıyafetin tam olması lazım. Yani inanılmaz zor bir koordinasyon görevi gibi gördüm ben bunu. Böyle birkaç zor anınız var mı yani? Seyircilerin de biraz, izleyicilerin de nasıl bir şeydir konusunda biraz ipucu olsun. Aslında şimdi Argo'dan bahsetmişken belki orayla ilgili ilgi çeken bir takım şeylerden bahsedebiliriz. Argo'da tabii birçok farklı ülkeye bakıyorlardı. Filmin yapımcısı da Inception'ın yapımcısıydı ve Fas'ı çok iyi biliyordu, tanıyordu, bildiği yerdi. Dolayısıyla aslında belki daha fazla işine geliyordu Fas'a gitmek. Bulgaristan'a baktılar, birçok başka ülkeye baktılar, Malta'ya baktılar. Ve hani bu tabii çok büyük bir rekabet oluyor ve hani siz bir şekilde hem burada olsun istiyorsunuz, hem adil ilerlemesi lazım, agresif olmamanız lazım, o dengeyi tutturmak lazım. Bir yeri pazarlarken, satarken, misafirperverlikle, dürüst olarak orayı göstermeniz gerekiyor. Biz de işte bu ülkenin elçileri oluyoruz o dönem içerisinde. Ben Affleck o filmde Argo'da hem yönetmen hem yapımcı olduğu için aslında tabii çok fazla dahildi her şeye. Yani mekan bakımına,
en başından itibaren dahil de. İstanbul'da da aslında İstanbul dışında Ankara Tahran'a daha uygundu. Yani biz o arada da evet, doğru. Vardı. Mimari açıdan hani Ankara'nın aslında daha uygun olabileceğini söylemişlerdi. O dönem biz yapım tasarımcısı Şeran'la Ankara'ya gittik. Fakat Ankara'ya gitmek tabii daha pahalıya gelecekti. Yani bizim sektör Türkiye'den... Bir de kapalı çarşı yok. Bir de kapalı çarşı yok. Geriye bölmemiz gerekecekti çekime. Hı-hı. Ama tabii Ankara'nın işte hem caddeleri hem mimarisi daha uygundu. Sonuç olarak yine hani bu bütçesel durumlardan İstanbul'da olması uygun görüldü. Kapalı çarşı özellikle çok önemliydi senaryoda. Aslında bizim yaptığımız her işte işte 2 günlük çekim için gelmek istiyorlar mesela, öyle oluyor. Argo'da da sadece kapalı çarşıyı düşünüyorlar. Çarşı sahnesine bakıyorlardı. İşte kapalı çarşıyı gezdikten sonra buna başka ne ekleyebiliriz? Ler çıktı. O kadar ki filmde aslında Londra'da geçen bir sahne vardı. Onu da İstanbul'a taşıdık. Yani rahat, böyle rahat ettikçe o zaman İstanbul'da başka ne yapabiliriz? Fırsatı doğuyor. Bu aslında hani böyle birazcık flörtleşiyorsunuz. Ondan sonra daha bir o güven duygusu oluyor. Çünkü Türkiye hala yeni bir yer onlar için. Yani bu tabii çok iyi bir şey değil. Yani çünkü burada bayağı bir sektör oluştu şu anda. Çok topta olmamız lazım. Film çekilen ülkeler arasında, uluslararası filmlerin çekildiği ülkeler arasında ilk 3'te falan olmamız gerekiyor. Çünkü tarihi anlamda çok zengin bir ülke. Mekansal, dolayısıyla mekansal anlamda çok farklı şeyler sunabiliyor. Yani bu ülkede çekebileceğiniz ülke, hikaye sonsuz. Yani biz en son mesela Netflix'te Cinemaries diye bir film çektik. Filmde 8 ayrı ülkeyi Türkiye'de hepsini çekebildik. Yani dolayısıyla hani çok fırsatların olduğu, yabancı, uluslararası bir yapımcı için bulunmaz bir yer yani burası. Dolayısıyla hani hala istediğimiz yerde değiliz. Hani biz hep aslında bir şeyleri daha, kapıları açıp daha büyütmek istiyoruz. I totally agree with you. Even Istanbul itself, the city herself is like a country, you know, or a world, you know, we have everything here. So I believe you could use Istanbul for many, many purposes. It could be a New York, it could be, you know, an ancient city, everything is here. But still, I used to be a tourist guide. And I remember when we met the tourists first, I was, you know, my first challenge was to explain that we don't have any camels here and we don't want camels. So we were, you know, just a totally, you know, new place to them. Probably in time it has changed a bit, but as you said, still it is not easy to convince. So what tools do you use to convince them, or how did it all start? I mean, I know you have, you know, you could do it in Spain, you could do it in England, you could do it anywhere in the world, but you decided Turkey. And I believe there are some personal reasons for that as well. But after this decision, it should be a very challenging job. So what kind of tools or strategies did you use to bring them in for the first time? I mean, strangely, going back to the camel story, we had someone who said to us that they had gone to the Asian side and they were looking for Chinatown. But I was with a group of people and we didn't know whether this person was joking or not. And we all looked very concerned and said, well, there was some, you know, we tried to kind of wash over the episode. How do we convince people to come here? It's a good question. I mean, you know, the truth is that the infrastructure hasn't been to the level of other countries, and the support that you get in countries such as Spain, Croatia, Hungary, Bulgaria, and you know, these are established countries. I mean, the Eastern Bloc has always been established through, you know, its Soviet past and making lots of movies. Whereas in Turkey, that international filmmaking hasn't crossed over yet. So it's what we're trying to do is we're trying to with the help of the current Minister of Culture, who's been incredibly helpful and really, really assisted us so much, because we're only as good as really the people around us. So we need the laws, which aren't there officially. So we need help from sort of people up in high places to be able to assist us on things that, you know, in most countries are already there. So there's no issue. It's, you know, bringing in cars, bringing in
props, bringing in fake guns, bringing in sort of Hollywood standard pyrotechnics. It's, you know, all these things are sort of, there's a barrier there which doesn't make it possible. So these laws need to be changed, and we need to talk to people in these departments. And slowly we're doing that, and everyone is seeing the benefits, the net benefits of this. And I, you know, I think that what we do is we show them the amazing country that this is, and the amazing locations that this is, and that we can deliver on what we promise. So we don't overpromise. So we don't say, yes, everything's no problem, don't worry, just come here. We offer them scenarios of where the problems lie, how to do it, but also solutions. And I think people, you know, respect that. And I think that the producers kind of go, okay, well, these guys are serious, and we can do business with them. Orada ekleyeceğim şu olabilir aslında. Yani bu bir taktik değil. Biz böyle insanlar olduğumuz için böyle gelişiyor genelde ama karşı tarafa çok, yani iletişim çok önemli bizim sektörde. Herkesin, yani ekip içerisindeki iletişim de aslında bir prodüksiyonu başarılı yapan şey. Tabii biz uluslararası projeler yaparken bir de dil bariyeri de oluyor iki şey arasında, ekip arasında. Buradaki iletişim, kurduğumuz köprü çok, tabii çok önemli, büyük rol oynuyor. Bir sorun çıkacaksa eğer, ki bizim zaten işimiz aslında sorunları halletmek üzerine kurulu bir iş. Dolayısıyla onu önceden söylemek gerekiyor. Yani bakın, bunu yapabiliriz ama burada şöyle şöyle sorunlar çıkabilir. Dolayısıyla hani bu A planımız, burada sorun yaşarsak böyle bir şey yapabiliriz. B planı da bu olabilir şeklinde. Dolayısıyla bir şeyler hani olduğu zaman da karşı tarafın bununla ilgili bilgisinin olması, empati yapması, bir ekip, hep birlikte bir ekip olup aslında sorunu çözmek çok önemli oluyor. Dolayısıyla hani bir hayal kırıklığı uğratmamak burada, söylediğimiz şeyi bunu yaparız dediğimiz zaman yapabiliyor olmamız aslında en büyük şey bu oluyor. Galiba bu yapımcılıkta yani hayal gücü, yaratıcılık kadar önemli, belki onlardan daha önemli konu halde insan yönetmek. Çünkü işte oradaki kamu kuruluşunu yöneteceksiniz. Setteki yüzlerce işçi, işte figüran değil mi? İnanılmaz figüranlar, sayılar. Ve bir yandan da hani yönettiğiniz insanların bir kısmı da işte Ben Affleck, Gary Oldman falan, hani öyle kolay mutlu olacak insanlara benzemiyorlar açıkçası. Dünyaca ünlü oyuncular, işte Türkiye'den Beren Saatler, Çağatay Ulusoylar. Bu insan ilişkisi tarafı bunu ne kadar bir parçası ve siz kendinizi bu konuda nasıl geliştirdiniz? Çünkü hep bu tip büyük projelerde, bu bir startup da olsa, bir girişimcilik de olsa, işin hep gördüğüm patlayan yeri bu insan yönetememek oluyor. Beklenti yönetememek vesaire. Siz kendinizi nasıl geliştirdiniz bu konuda? Sırf tecrübe mi yoksa neler yapıyorsunuz kendinizi bu insan yönetimine geliştirmek için? Aslında yani dürüst davranıyoruz. Biraz önce söylediğimle tekrar bunu açıklamaya çalışabilirim, örnekleyerek. Tabii yapmaya çalıştığımız şey, bizi dinleyenler belki hayal etmeleri açısından, mesela işte Argo'da da işte Tinker Tailor Soldier Spy yaptık, Two Faces of January. Hani bu tarz filmlerde biz bazen bir semti kontrol ettik. İşte dönem filmi, 1960'ların İstanbul'unda geçiyor. Dolayısıyla kocaman işte o Karaköy'deki Kemankeş caddesini kapatmamız gerekiyor. Oraya işte 50 tane dönem aracı getirmemiz gerekiyor. Yine yasal bir destek yok bunda, yani size izin veren bir destek, yasal bir yapı yok. Siz kendiniz bir yol bulmanız lazım bunda. Tabii yani belediyelerle çok yakın iletişim içerisinde oluyoruz. Onlara derdimizi anlatıyoruz. Tabii bunlar hani Türkiye'deki film sektöründe olmayıp da mesela bizim uluslararası filmlerde yaşadığımız avantaj, ön hazırlık süreçlerinin daha uzun olması da oluyor. Yani bu, maalesef tabii bu da bütçeyle alakalı bir durum. Çok güzel hazırlık süreçlerimiz oluyor. Bu hazırlık süreçlerinde de çoğu zaman işte önümüzde haritalar açılı oluyor. Ondan sonra belediyeyle gidip sık sık görüşüyoruz. Dükkan sahipleriyle, mekan ekibindeki arkadaşlarımız görüşüyor oluyor. Sorun çıktığı zaman bunu hep beraber oturup halletmeye çalışıyoruz. Buradaki evet, transparan olmak, buradaki süreci bu şekilde idare etmek önemli oluyor. Bazen, çok pardon, bazen de aslında bir hayal kuruyoruz ve bu hayali gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bazı arkadaşlarımız bu hayale inanmayabiliyor. O zaman o arkadaşlarımız zaten bu sektörde de kalmıyorlar açıkçası. Yani hani hangi departmanda olurlarsa olsun, o arkadaşlar hemen kendilerini belli edip bana göre değilmiş bu sektör deyip bırakıyorlar. Yani o hayale
hepimizin bir şekilde inanması gerekiyor. Kostüm departmanı, sanat departmanı, işte catering'den tutun da aslında şoför arkadaşlarımız bile bu hayali bir şekilde hissediyorlar ve peşinden gidiyorlar. Yani hepimiz birlikte inanıyoruz bunu yapabileceğimize. Ve inanın yaptığımız zaman da yani o böyle çok büyük bir havai fişek gibi bir şey oluyor. Ya yaptık biz ne yani hiç yapamayacağımızı düşünüyordu herkes ama işte bakın yaptık kocaman bir iş yaptık ve bitti yani. It's a wrap diyoruz mesela ve oluyor yani. So I was just going to add to Zeynep's comment. I mean, also the amazing thing about these types of films and these types of budgets is that you're able to do things properly. So with the incredibly talented team that we work with, that we have a great relationship with, what people are allowed to do is they're allowed to think about it and plan. So already we're planning for a shoot that's going to happen mid next year. We're already in planning stages, and we had a meeting with certain people in Ankara and Istanbul to start the planning process of what we can and can't do, how they can assist us. And this is the strength of the team, is that they know how to operate under the, you know, if you give the people the right conditions and the right tools, then, you know, I would say our team is as good as anywhere that I've ever shot in, and the people that we work with, because everything is here in Turkey. I mean, you know, we were talking about the cars, we were talking about the extras, we were talking about the cast, the locations, the equipment, the crew. It's all here. It just needs the right management and the right kind of way of doing things, because I think that previously, or maybe domestically, it's kind of done a little bit differently because it's so much on a time factor. And obviously, if you put people on a clock, things are missed, things are not looked, they're overlooked. And I think that, you know, the productions that we're kind of working on allow us to kind of take it, you know, more calmly and prepare it with great detail. I think you are luckier than most of the producers in Turkey who are doing all this series for the TV. I guess most of them are done in the, you know, rush, and they don't have this planning and scheduling, you know, environment, and that's good. But you know what struck me when Zeynep was talking is that you imagine first. I mean, everything starts with an imagination about how this movie is going to look like at the end, and then you try to, you know, kind of make some storytelling to convince people into it, right? I mean, the actors, the director, the government, and all the big stuff you have. So I believe you are great storytellers, and I think it resembles a lot what a startup is. In a startup environment, you have a dream about a company, and then you try to convince investors, everybody, before anything is there, before anything exists. So would you consider yourselves as good storytellers in, you know, convincing people? And how did you develop this skill of storytelling to convince people into a future imagination? I mean, I think when we get a script, speaking for myself, I visualize the script and I see how, where the script, where it can take place, the locations. So this is all the training that, you know, I started at 18. So I've been doing this for over 30 years. And, you know, there's a structure within the British film business that when I was starting in it, was that you broke down the scripts. And then, you know, I had some excellent mentors and excellent people that I came up the ladder who taught me, you know, how to really, how storytelling is. And, you know, back in those days, there was a lot less production and it was much more particular. You had a script and you had more production time. And what we were able to do is kind of transfer that into what we're doing now. And I think that as most film people, we're dreamers. We kind of feel that anything is possible. There is no limitations. And one of the most important things is optimism as well. So if you have this kind of mixture of these things, then you, and luck is another, is another big factor. You need a lot of that. And I think that, you know, those kind of things all together, they help, and they, with a startup, you're obviously taking a chance.
But, you know, as we've seen in Turkey, there's some incredible startups that have happened, you know, here and companies like this, Trendyol, which all started here and now are in the world stage. So I think this is a country that, you know, you can dream and you can, with a lot of work and with a lot of luck as well, you can go to that next level. You know, hopefully we can be, you know, someone, people that can kind of be an example of that too. Aslında Türkiye bir belki de fırsatlar ülkesi böyle baktığımız zaman olumlu düşeceğiz. Biraz şans, bolca emek ve insanlara doğru hikayeleri anlattığımız zaman pek çok şey harekete geçiyor. Şimdi Zeynep, aslında buradan biraz hani bu iş neden Türkiye'de yapıyorsunuz sorusuna gelmek istiyorum. Ve senin bu endüstriye girişin bu işin başlangıcı. Çünkü Alex'le de işte ilk film setinde galiba tanışıyorsunuz. Biraz o hikayeyi bize anlatsan. Çünkü aslında sen, yani ben biraz şeyde benzettim Atiye'deki hikaye. Orada da bir arkeolog var. Değil mi? Bir tane sanatçı var. Sen hem arkeoloji hem sanat tarihi okuyan. Böyle bir kombinasyonda bir insansın. O dünyayı iyi anlıyorsun herhalde. Öğrencisin o sırada. Ve galiba böyle bir tesadüfi staj deneyimiyle başlıyor. O geçişi bize biraz anlatırsan süper olur. Çünkü pek çok insan bu tip işleri nereden başlayacağını bilmiyor. Belki bir yol haritası olur. Sonra Alex'le tanışma ve Türkiye kararına doğru ilerleriz. Yani biz çok eski ilişkimiz. 19 yaşındaydım ben. Alex de 24 yaşındaydı. Bu şekilde tanıştık. Oo, çok iyi. Evet, yani ben arkeoloji sanat tarihi okuyordum. Ve bir şekilde benim arkadaşım bir sette çalışmaya başladı. O işte yemek yiyorduk, geç kaldı yemeğe. Bu sefer biz onu merak ettik, gittik ne oldu diye. Ve bu şekilde ben yapımcısıyla, işin yapımcısı Ali Akdeniz o dönem. Sharp diye bir film yapıyorlarmış. Onunla tanışma fırsatım oldu. Böyle ayaküstü konuşurken, işte senin İngilizcen var mı? Evet, İngilizcem var. Ben hep böyle dillere çok meraklıyımdır. İngilizcem de iyiydi o dönemde de. Onun da İngilizce bilen bir asistana ihtiyacı varmış. O zaman dedi hani, sen yarın gel, sen de gel. Adapazarı'nda bir setimiz var. Benim asistanım olarak başla işte. Böyle bir giriş oldu benim için. O zaman ben ne yapacağıma tam karar veremiyordum tabii 19 yaşında. Hiç sinema falan aklında bile yok muhtemelen, değil mi? Bambaşka bir evrendesin sanırım. Sinema çok seviyorum ama arkeolojiyi de hakikaten tutkulu seviyorum. Arkeolog mu olsam işte dalış çok seviyordum. O yaz dalmayı keşfetmiştim. İşte dalsam mı, su altı arkeolojisi mi yapsam falan, bunları annemle babama anlatıyorum. Tabii onlar da böyle dalış, onları korkuttu ilk etapta. İşte dalacaksın, tehlikeli mi olur vesaire diye. Üzerine gidip ben işte böyle bir teklif geldi. Sinema sette olacağım, set deneyimim olacak, yapımcının da asistanı olacağım. İşte uluslararası bir proje falan deyince onu babam herhalde daha risksiz buldu. Çok buldular hemen falan. Neyse ben Adapazarı'nda ki bu sete gittim. Sharp diye bir film. Sean Bean oynuyor, ünlü oyuncu. Birdenbire kendimi işte yüzlerce insanın olduğu bir sette buldum. Adapazarı'nda çekiliyor. İşte Napolyon döneminde geçiyor. Sharp. Savaş filmi sahneleri var herhalde. Büyük bir prodüksiyon yani. Atlar işte dönem filmi olduğu için. Alex de oradaydı. Biz o şekilde tanıştık Alex'le. Adapazarı'nda böyle birkaç ay geçirdik. İkimizin de aslında tutkusu sinema oldu, film yapımı oldu. Orada ben sürekli tabii işte Türkiye'de neler yapılır, Türkiye'de nasıl mekanlar var, işte kazı yerleri vesaire anlattım. Sürekli gezmeye başladık birlikte. Böyle bir ilişki doğdu orada. Adapazarı'nda çok romantik bir... Onu öyle anlatayım. The Paris of Sakari. Dünyanın en romantik yerinde tanıştık biz, Adapazarı'nda diye. That's an interesting story. So Alex, you are a lucky guy. You meet this beautiful Turkish girl. You fall in love. But I think you don't marry very soon. You go back to England. You come back. You live in Galata for a while. That's what I understand. And your relationship is basically, of course, affection, love, but also your relations about, and again, a dream of the future about what you can do in the movie industry in Turkey. So it's very interesting. I mean, because it is very rare. I'm very lucky. I do it with my wife as well. Turning your passions as a couple into a business, it has challenges, but on the other hand, it could be very beautiful as well. So were you talking about that at that time? I mean, we can build a company in the future. So what was happening there? Can you elaborate on that a little bit more? My job was that I, you know, I, when I started, when I was when I met Zeynep,
I was starting to be the go-to person to go to countries that had less infrastructure to work in, the Ukraine, Bosnia, and you know, countries that were kind of not considered on the beaten track. And because of being half Spanish, half British, I think that you understand the other side of people better, because there's obviously you're not looking at it from one point of view. So, you know, when we met, certainly we didn't have any plans, but I really like Turkey. I liked Turkey from when I was here the previous year in 95. But when I was here in 95, I really enjoyed the country and the culture and, you know, the food and the people. And, you know, I felt really comfortable here. And, you know, obviously when you're the first person here, you're not, you don't mix with other British people or other foreigners. You're completely indoctrinated into the society because you, there's nowhere else to go. So, and I enjoyed it. So, and that was in Antalya, and that was in Alanya. We were there for, I was there for about 5-6 months. Mm-hmm. And, you know, it just seemed like a natural progression to kind of after the film finished, to kind of live in Istanbul and see what the city was like. I was always fascinated by Istanbul and still am. And it's, you know, it grew on me, and I was like, well, I could live here. I could stay here for longer. But then other jobs came along, and you know, I don't think we, even to the point where we got married and where we had, when we had the children, I didn't know that there would still be a future here, and that was in 2010. Yeah. I was still considering, you know, working maybe in Spain or Britain and coming backwards and forwards and traveling, you know, maybe doing a job there and coming back here, or weekends, or what have you. But I don't think we, because there was nothing happening in Turkey at that time. In 2010, 2009, there was no productions. Şey, Alex'in söylediklerine aslında ilave şunu yapmak isterim. Benim için, yani ben işte 80'lerde annem babamın işi dolayısıyla çok yurt dışına çıkıyorduk bunu. Pınar'a da anlatmıştım. Yani böyle bir Midnight Express travması var bizim çocukluğumuzda. Hep yani yurt dışına çıkan tiplerde böyle. Yani Türkiye deyince hep işte Midnight Express. Dolayısıyla aslında hepimizde böyle bir, aslında biz de öyle değiliz. Bakın aslında bizde bunlar da var falan gibi böyle bir savunmaya geçme. Ve Türkiye'yi anlatma. Hani hem buraya gelen şeye, yabancılara, hem oraya gittiğiniz zaman buradan güzel bir şeyler gösterme çabası. Belki hala bile var, yani hala bile bunu tamamen böyle kanıtlayamadık ki olmamız gereken yerde değiliz. Yavaş yavaş oluyoruz tabii ki de, ama o dönemler tabii bu böyle bir naif duyguyla aslında hep burayı biz daha fazla tanıtmalıyız, buranın tanıtılmaya ihtiyacı var. Dolayısıyla hep yani önüme de aslında işte İngiltere'de yaşayabiliriz, İngiltere'de bu işi yapabiliriz, İspanya'da, işte İspanyolcam var benim. Bu işi çünkü biz İspanya'da da yapıyorduk. Devam edebilirdik. Ama hani hep böyle Türkiye'nin daha fazla ihtiyacı var. Çünkü olması gereken yerde değil. Hem de ben Türk'üm tabii ki de, rahat ettiğim yer burası. Ama hep bu geri dönüp baktığımız zaman olmamız gereken yerde değiliz. Böyle bir ülke yani daha fazlası olmalı. Tabii. İşte yavaş yavaş da oluyor diyebilirim aslında. Yani bizim setlerde bunu görüyoruz. Evet. Genç arkadaşlarımız öyle aslında çalışkanlar, öyle zekiler, öyle iyiler ki yönlendirilmeye çok ihtiyaçları var. Oradan gelen çok işlerinde başarılı olan, kendi kulvarında başarılı olan kişilerle beraber çalıştıkları zaman hep başımıza gelen şey şu oluyor. Seni gelmek ister misin? İngiltere'ye gelmek ister misin? Benim asistanım olmak ister misin? Departmanda şöyle bir işte pozisyon var. İster misin? Ve çok giden oluyor. Uluslararası filmlerde çok çalışanlar oluyor. En son yaptığımız işte biz buradan 11-12 kişi, mesela Belçika çekimi vardı filmin, İngiliz filmiydi. Gitti buradan arkadaşlarımız 12 kişi, yani vizelerini, her şeyini halletti İngiliz yapım şirketi. Buradan gittiler. Bazıları böyle işte asistanları olacak, ekiple beraber çalıştıkları kişilerin. Mesela yani bunları görmek tabii bir tür bir Erasmus programı gibi bir şey oluyor aslında bizim setlerimiz. Yani insanların bize söylediği şey bu oluyor aslında. Workshop gibi bir şey.
bir fırsatımız oluyor. Yani aslında sadece Türkiye'nin tanıtımında bir kültürel büyükelçi gibi çalışmak değil bu, ki muazzam etkisi var. Bir de Türk gençlerine aslında yepyeni fırsatlar açıyorsunuz. Belki hayal edemeyecekleri insanlar tanışıyorlar. Yani aynı sette, hani ben setteki diğer profesyonelleri çok anlamasam da, o oyuncularla beraber olmak bile, onun havasını suyunu almak bile insanı herhalde başka bir yere götürüyordur. Ve alıp yurt dışına götürüyorlar, oradaki projelerde çalışıyorlar. Böyle bir fasilitörsünüz aslında bir bakın, belki insanın hayatını kolaylaştıran, uluslararası sinemaya bağlanan. Çok çok heyecan verici ve senin de bu vatanseverliğin çok hoşuma gitti bu arada. Alex'i de zehirlemiş ya, Alex de bu arada, hani it's very interesting. I always, you know, had some British friends, Scottish friends and all this, but you know, Scottish people are closer to Turkish people than they are to British people. Would you agree with that? I don't know. I mean, that's what I always felt. Whenever I'm with a Scottish guy, I feel like, hey, he's like me. I mean, it's okay. But British guys, not really. So what do you think about that? Maybe it's the Celts. I'm 100% Celtic. So from my side in northern Spain is Celtic and the Scottish side. So maybe it's a Celtic thing. I don't know. But yeah, I think that Scottish people are much more fascinated by where they are. And they're more, they seem to be more open in terms of... you know, experiencing the local culture. That could be very generalism, but I think, you know, going back to our company and what we were thinking about when we opened it, I mean, we've always been the people where the most rational thing would have been to kind of stayed in England, and things were really becoming very busy in the UK, and it would, the rational thing would have been stayed there and develop our careers there. But instead, we went against the flow. We're always I always seem to be the person that, when everyone's going in that direction, I always seem to be the person going in that direction. And it's kind of been the story of my life. And I so far, I haven't regretted it. That's the definition of being an innovator as well, of an entrepreneur as well. And as a couple agreeing on this, you know, very interesting path, I like it a lot. Şimdi burada biraz, yani biraz da bir iki hikaye dinleyelim. Şimdi siz çok ünlü insanları tanıyorsunuz. Yani Ben Affleck, yani ben mesela Gary Oldman, benim büyülendiğim bir oyuncu. Viggo Mortensen, onu da Beşiktaşlı yapmışsınız veya o kendi olmuş. Benim de tesadüf bundan önce bir önceki podcast'ım, ben eskiden Fenerliydim, Beşiktaşlı oldum artık diye bir podcast yaptım. Çok da olay oldu. Ben çok seviyorum Beşiktaş'ı, yapacak bir şey yok. O yüzden de bu Viggo'nun hikayesini okuyunca çok hoşuma gitti. Türkiye'de uzun süre kalmış galiba falan, Beşiktaşlı olmuş. Yani böyle tatlı bir iki, bu ünlü insanları... insani yönü, yani o taraftan hikayeler varsa onu çok duymak isterim. Çünkü sonra şeye geleceğiz, yani bu insanlar gibi nasıl olunuyor? Yani bu tip bir insana dönüşmek için neler yapmak gerekiyor? Böyle bir iki story varsa çok iyi olur. Viggo'nun Beşiktaş'ta olma hikayesinden belki başlayabiliriz. Yani insanlar belki işte Viggo Mortensen, işte Ben Affleck vesaire. Ama hani sette aslında hani oyuncu çok da bol vakti olan kişi oluyor. Yani günün uzun bir zamanını işte karavanında geçirebiliyor. Hmm. Dolayısıyla hani sıkılabiliyor. Orada da işte ekiple çok şey yapıyor, konuşuyor, sosyalleşiyor vesaire. Biz ekip içerisinde zaten hani artık bir noktadan sonra Viggo Mortensen, Kirsten Dunst diye görmüyorsunuz Oscar yani. Oscar Isaac, bunların hepsi işte bir filmde birlikteydik. Aslında orada Viggo Mortensen'ı Galatasaray'la yapmaya çalıştı Alex. Çünkü Viggo Mortensen... I took him to a club. Bridge Champions League yani match. Olamadığını. Where it ben rained, daha iyi bir yer. It rained terribly and yeah, and then the rest of my production team was able to take him to a Beşiktaş match and they influenced him. Türk film sektöründe prodüksiyon ve mekan ekibi genelde Beşiktaşlı oluyor. Böyle bir durum var. Bilmiyorum neden. Emekçiler Beşiktaşlı. Çarşı her şeye karşı. Yani hep orada da onu görüyoruz ya. Ben Beşiktaşlıyım. Alex Galatasaray'la. Viggo Mortensen'ı, o ilk İspanyolca konuşuyor Viggo Mortensen, Arjantin'de yaşamış. Dolayısıyla onlar ikisi arasında İspanyolca konuşuyorlardı. Çok futbola çok tutkulu bağlı Viggo Mortensen. Her gittiği ülkede mutlaka işte o takımdan tanıyor ülkeyi. Mutlaka da bir takım seçiyormuş. Böyle konuşunca işte Alex tamam dedi, ben bileti ayarlayacağım, sana Galatasaray maçını getireceğim vesaire. Hemen ikisi gittiler maça. Fakat o arada Viggo Mortensen'ın asistanı Baran'dı, Olgu Baran, Kubilay. O maça gideceklerini biliyordu.
Böyle hemen önden işte Beşiktaş girişi yaptı. Ben de yaşasın falan dedi çünkü Beşiktaş'ta bir prodüksiyon ekibiyiz. Hemen bir işte şey verdiler. T-shirt verdiler ismiyle Viggo Mortensen'a. Yani Galatasaray maçına o şekilde gitmişti. Bence zaten Beşiktaş'a birazcık şey yapmıştı, kaymıştı Galatasaray'ın Sonra da tamamen Beşiktaş'ta ama bayağı böyle fanatik Beşiktaş'ta oldu. Çarşıda oldu. Tek başına işte maçı izlerken görenler oluyordu. Ciddi misin? Birileriyle işte şey yaptı, tanıştı. Tabii yani çok bu güzel, burada yaşıyor oluyor insanlar. Yani sadece sette bulunuyor olmuyorlar. Bir kültürü tanıyorlar. Herkes birbirine soruyor işte hafta sonu ne yapalım. And then he ended up going to a match with the whole crew. Yeah, but after that he was going actually by himself. People were saying Yani maça gidiyorsun yanında Viggo oturuyor. Çok acayip bir şey olmuş olsa gerek. Tanımışlarsa eğer oradaki izleyiciler. He would he was talking to everyone and he was approachable and very down to earth. Really really I mean we've been really fortunate in the people that have come to Turkey have all been amazing and really really into kind of finding more about the country. Genel olarak yani bu büyük oyuncular da bizim gözlemlediğimiz hepimiz aynı şeyi hissediyoruz. Yani ego çok olmuyor. Yani daha böyle şey oluyorlar, alçak gönüllü oluyorlar, meraklı oluyorlar, öğrenmek istiyorlar, tanımak istiyorlar. Herkes birbiriyle çok konuşuyor, yardımlaşıyor. Yani öyle bir çok bir şey olmuyor, gap olmuyor. Anladım. Viggo Mortensen'ın Beşiktaş'ta olması ayrıca son filmi Yeşil Rehber'de ben yani bayıldım, filme de bayıldım, oyunculara da. Onu Beşiktaş'ta ben de geçen hafta ilan ettim. Ortak noktada hoşuma gitti. So you can talk about Tom Hardy as well. There are a lot of admirers of Tom Hardy in Turkey. He's a really very very down to earth person. When we were working with him in 2010 and you know we had a very nice experience and there wasn't a lot of interaction because it was only 1 week's filming. The difference between Two Faces of January was it was a longer period, so there was about five there. Viggo and Oscar Isaac were here for about 5 weeks. With Tinker it was a lot shorter because it was just doing specific scenes. I think it was the first big movie that you did in Turkey, right? The Tinker, right? Uh-huh. And that's why that's how we opened up the company. We opened up with the company. Because of that production, so we thought, okay, well, let's try and see what happens here, and if it's successful, we'll continue. If it's not, then we'll close it down and we'll try something else, you know. But should have been a very crazy period for you guys because at that time you had also your twins, right? So in 2010, you're establishing a company, and in the meantime, you have twins, and then you have a big production. Go back to that time. I mean, how was it? How was this year? It's quite funny because I was doing a British film that we're shooting here called Will, and I was the line producer and the film finances bought me into the project so I could run the Turkish side of it, which was half and half in the UK and half of it in Turkey, and I was looking after the Turkish side. And during the shoot actually Zeynep gave birth, so I was in Bursa. So I drove from Bursa the one day after the filming. We spent the night here, and then we went to the hospital the next morning. Zeynep gave birth, and I think that I went back to Bursa the that afternoon or that evening. Should be a crazy year, yes. Yani hamileydim. İşte bir hafta sonra falan doğum olacak. Martha Stewart Türkiye'ye geliyormuş. Şey dediler işte Kapadokya'da olacağız hani gelir misin falan. Bir düşündüm böyle hani. Yani düşünecek kadar hani şuursuzmuşum. Şu şekilde. Acaba gidebilir miyim? Martha Stewart dedi. Merhaba demiş olurum falan. Nereye gidiyorsun? And we did a commercial right after that one. Collins, yes. Yeah, we did a commercial where Collins commercial. Zeynep had just given birth and she actually came to Kapadokya. So you did make it. Evet. Yani sonuçta prodüksiyon sizin de beraber çalıştığınız için aslında hani iş evin içerisinde olduğu zaman herkes bir parçası oluyor. Yani annem, babam işte hepimiz aslında bir şeyleri beraber yaşıyor, bitiriyor oluyoruz. Çünkü hani o da hayatımızın içinde, hayatımızın çok büyük bir kısmını alıyor olduğu için ve başlayıp da bittiği için
Dolayısıyla o proje döneminde hepimiz bir yerinden tutuyor oluyoruz aslında. Ya çok komik. Bütün aile hakikaten işin içine oluyor. Biz bu çekim yapacağım günler aileye de mesaj atıyoruz. Gelmeyin vırt zırt kapıyı çalmayın falan diye. Kargocular bile işin içerisinde yine çalabilirler ama orada da yazı var. Çekimdeyiz ne olur kapıyı çalmayın şu saatte falan diye. Herkes katılıyor tabii. Yani şeyin sistem böyle ve dediğin gibi yani karı koca olarak da bu ayrımlar da azalmaya başlıyor. Yani gece yemeğe çıkıyorsun çok keyfin yerine sonra işte konuşuyorsun. Bilmem nasıl geliyor size? How does it feel to be a couple, you know, not really separating, not being able to separate, you know, business from private life? Does it feel good? Any difficulties? Would you recommend that? I'm actually wondering what you're going to say. Well, you start. So, I mean, I think for us, it's great because we bounce a lot of things off each other. We discuss a lot of things and, you know, being in the film business, you know, not like every business, but I'm sure that there's others as well. There's other businesses that are the same, but it's a lifestyle as well. Mm. So, you know, we discuss films, we discuss people, we discuss directors, DPs, production designers, production crew, everything. So, you know, it's really good because when there's ever a doubt between one of us, then we can say, do you know this person? What do you think of this? Or how would you deal with that situation? And we just help each other out. So, you know, there's a lot of, it's good to, because sometimes you're making a decision or sometimes you're in a situation that you just need some confirmation. Second opinion. Yeah. And I think it's good to support each other like that. Ya ben şey diye cevap veriyorum. Aradığın cevap oldu mu Zeynep yoksa sonradan sorun çıkacak mı? But you're not in trouble, so you yani zaten Alex'in söyledikleri çok doğru. Yani ekip işi bizim iş. Dolayısıyla bir ekiple birlikte yani Alex olmadığı zaman da aslında bir şekilde bir evlilik gibi bir şey oluyor. Yani evli olmasan da çalıştığın insanlarla evli gibi oluyorsun. Bir aile oluyorsun. Dolayısıyla yani evli olmak buna bir dezavantaj asla olmuyor. Avantajı oluyor. Yani o hayatının içerisindeki bir sürekli zamanını alan iş oluyor yani proje bazlı çalışırken özellikle. Dolayısıyla bir yardımı oluyor yani. Belki birbirinizle uğraşacak bir zaman da kalmıyor değil mi? Hani normal bir karı kocanın yaşayacağı sıkıntı bir bölümde burada kalmıyor. Çünkü sürekli yetişmesi gereken bir iş. Yani bize de aynı durum. Yani size evet. Bu mülakata başlamadan önce Pınar'la sizi dinliyordum, anlıyordum vesaire. O yönde güzel olabilir. Yani ortak gaye olması falan belki evliliği güçlendiren bir şey de olabilir. Yani belki öyle bakacağım. Amaç olması bir de yani ben çevremden de örnek verecek olursam sonuçta biz de bir ekibiz ve çok da şanslıyız. Çünkü kocaman bir aile olduk. Birbirimizi çok seviyoruz bir de. Yani kendi adıma en azından öyle kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü hani birlikte zaman geçirmekten de hoşlanıyoruz. Yani iş aslında bizim için iş, ev fark etmiyor. Hepsi birbiriyle iç içe geçmiş durumda. Yani baktığım zaman da çevremde aslında herkes karı koca veya sevgili olarak aynı sektörün içinde çalışıyor oluyor. Zamanında evli olup farklı yani kocası veya karısı farklı bir işte çalışırken zaman içerisinde aslında fark ediyorum ki o da bizim sektöre geçmiş. Birlikte hani güçleniyor insanlar. Çünkü aslında çalışmıyorsa bile hani benim annem babam bile sürekli bizim işine kafa yoruyor. Onlar da sanki bizimle çalışıyorlar. Çalışmasalar da. Sektörün de yapısı bu herhalde yani. Sektörün gereksinimi de bu biraz herhalde. Sorry Alex. Sorry, I was just going to say that and add that I grew up, my father was a producer and we as a family would always discuss television, films and stuff at the dinner table almost every night. And, you know, an example of my father would come back from America because he was working in a British television channel called Thames Television. And he was the head of director of sales. And he would go and sell productions to America and then he would come and buy. And he would come back with like 10 different productions, 10 different things. And say, he'd give it to my brother and me and say, okay, which one should I get? And we would watch them all. All right. These are the days of, do you remember Knight Rider? Michael Knight. So, Kara Şimşek. Yeah. So we saw this and the two of us were like, Dad, you've got to buy this. This is amazing. More copies. And you know, he would buy it. So that was his Dallas. Strategy. Dallas was a different. Bütün o programları satıyordu. Uluslararası işte satışını yapıyordu. İşte Benny Hill'ler aslında Türkiye'de birçok o şovu
O satmış o dönemde. Yani zenginlerden tutun o dallaslar, işte Kara Şimşekler vesaire. I mean, he actually won a Queen's Award, one of the highest honors in the UK for export. So he was very lucky that he was able to sell some pretty good content. Yeah. And he won an award. And you were in the jury selecting the content. We were in the jury, the other side of the jury of the import. So yeah, probably the real jury, I would say. Yeah. Okay. So since we are talking about the past, you know, Benny Hill's Dallas, since 2010, the Turkish movie industry has changed a lot. And I think it has some, you know, domestic factors, but also there is the Netflix, you know, and Netflix is changing everything. I mean, the Protector, Muhafız or Atiye, both of them are just so out of what we are used to in this Turkish, you know, TV industries. They are, you know, they have fantasy, they have history, they have some fiction, science fiction, everything. And I don't think it would be really easy to convince typical Turkish TV channels to, you know, for this. And I think they are also bigger productions in terms of budget, etc. So what do you think about Netflix? I mean, I know you have a lot of projects together with Netflix, and Atiye has been an international success. I think Protector, Muhafız as well. So how is Netflix changing everything? And what do you see in the future of Netflix and in the cinema industry in together? I mean, let's change subject to the cinema again. I mean, for me, being part of the first Netflix show was an incredible challenge and something that I was really keen to do. I'd actually been offered a very, very big movie in Spain at the same time with a lot more financial incentive to go there. But I was more interested in sort of trying to kind of redevelop a new system. And I was told by many people, you know, some very, very important and some very famous directors, producers, that it was absolutely impossible, that there was only one outcome, and that was failure. Mm-hmm. And all they did to me was they drove me to work even harder to make it happen. Because I wanted to prove that not only I could do it, which was important for me, but also that we could do it and that we could expand the quality and the vision and go to the next, what I felt was the next level. Because, I mean, there's some great productions being made, but they don't necessarily get seen in other countries, or if they get seen, they don't get seen in the US or in the UK. So I wanted to kind of try and go as far as I could. And what the first thing that I did is that I involved some of the top guys in the business, behind the scenes. And, you know, they all came from film background. So we kind of looked at this, was, you know, into the details of the for Protector and for Atiye as well. It was, we were working with the people who actually could come up with symbols, come up with ways of making things that were thinking out of the box, because all this was thinking out of the box. You know, the shirt that Hakan had was, you know, that was designed purely by people here. And it was, you know, even the symbols in Atiye were all designed by Dennis, and she just has this, she brings a team of people who can think like this. And that was I think the idea was to go to that level, which other productions hadn't been able to do, so for financial reasons or whatever. So for us, for me, that challenge was you know, what really excited me. And you know, now it's gone on to making, I don't know how many productions a year, but into double figures. And it's an incredible success. And there will be more companies coming here and tapping into the local talent and, you know, the actors that we have, the actors that I worked with Baron and Çağatay and, you know, Mehmet Kurtuluş and Tim Seyfi, Mehmet Günsür, all these guys, they're just phenomenal. Kanyela Book, they're just people that amazing. Blow my mind. So, and they're people that I'm very keen to work with
on local productions, which is going to be something that we want to do, and you know, we want to work with people together in a kind of in a collaboration kind of way. That's what we want to move into the next step. Evet, süper. Zeynep, sana bu konuda bir soru yönlendirmek istiyorum. Şimdi bu Türk dizileri devreye girdikçe işte Netflix bu konuda size daha iyi bir yerde bütçeler sağlıyor ve Türk sinemasını yurt dışına açıyorsunuz. Yani burada da muazzam bir iş yapıyorsunuz. Artık sadece mekan değil, iyi oyuncu, iyi yönetmen, iyi yapımcı, iyi hikaye. Hatta bence Squid Game o sembollerin, o kareleri falan azıcık Atiye'den araklamış gibi de geldi bana. Yani bir öncüde olunuyor yani, böyle sembol tasarımları falan var orada. O kadar yani, ben Atiye'nin şeyini çok beğendim bu arada. Hani tasarımlara falan bayıldım, stüdyolar. Atiye'nin kız kardeşinin evine beni bir ara götürmeniz lazım. O ev nerede falan çok merak ediyorum. Çok güzeldi her şey hakikaten. O mekan seçimine de on numara. Ama bu bir yandan da galiba tabii bunu daha da fazla Türk yapma bir yandan hayatı biraz daha zorlaştırıyor mu acaba? Ve Netflix'te çalışmak burada size ne gibi avantajlar sağlıyor Zeynep? Biraz o taraftan bakabilir miyiz meseleye? Yani Netflix'in burada olması bence inanılmaz bir şans herkes için. Yani sektöre katkısı çok büyük. Çünkü her şeyi büyütecek. Yani bir kere umuyoruz ki daha büyük imkanlar da getirecek. Yani sonuçta uluslararası bir marka. Umuyoruz ki hani okulları olacak, belki workshopları olacak. Belki bir stüdyosu olacak. Yani bizim Türkiye'de en çok zorlandığımız şey stüdyomuz yok. Uluslararası filmi buraya getiremiyoruz. Dolayısıyla hani bu tarz altyapısal eksiklik. Öyle bir projeler vardı bir ara. Antalya'da büyük bir stüdyo falan kurulacak deniyordu. Duyuyorduk. Olmadı mı sonra işte? Yürümedi mi? Yani hiçbiri gerçekleşmedi henüz. Ama tabii ki de gerçekleşecek. Şu anda bu eksikliğin herkes son derece farkında. Biz de işte Antalya'da en son Guy Ritchie ile bir tane film çektik. Mesela Expo Center'da çektik onu. Guy Ritchie orayı çok beğendi, kiralamak istedi. Hala görüşülüyor. Umarım yani bir yerlere varacak. Dolayısıyla hani bir, çünkü bir stüdyonun olması demek aslında orada bir sektörün gelişmesi demek. Yani birine ait olmayacak orası. Bütün projeler oradan faydalanabilecek. Bir okul olacak orası. Müthiş. Film okulları tabii ki de Türkiye'de var ama onların çok limitli şeyleri var, imkanları var maalesef. İşte televizyon kanallarımız var, devletin TRT'miz var. Ama bir BBC gibi bir yatırım yapmış değil sektöre maalesef TRT. Belki bundan sonra onlar da onları yapıyor olacaklar. Yani bence Türkiye'de bu işin aslında ekonomik tarafı fark edildi. Yani şey, Ankara'da bunu fark etti artık. Türkiye'de yapılan içerikler dünyaya ne kadar satıyor, bunlar nasıl izleyici buluyor. Çünkü bu sadece finansal tarafı değil, kültürel tarafı da var bu işin. Sektör çok büyük imkanlar tanıyor o ülkeye. Netflix bunun önünü çok açıyor tabii aniden. Çünkü dağıtımını uluslararası yapıyor, her yere sizi ulaştırıyor, bütçeler sağlıyor. O da iyi olmuş yani, çok avantajlı bir şey olmuş sektör için. Evet, bir de yani hikaye bakımından da bizim ülkemiz o kadar zengin ki gerçekten. Şu anda işte göçmen hikayeleri biliyorsunuz hayatımızda çok yoğun olarak görüyoruz her yerde. İleride de onlar var oluyor olacak. Biz yani bu işin hep şeyiz, crossroad diyorlar ya, yani işte yanı başımız Suriye, etrafımız çok malzemeyle duruyor. Yani buna yatırım yaptığımız zaman mutlaka geri dönüşü olacak. Doğru yatırımlar yapılırsa. Bir de böyle bir genç nüfusu var. Bu endüstrinin gücünü en son şeyde hissettim, 3-4 yıl önce Rio'da, yani saçma sapan bir yerdeyiz. Favela geziyoruz. Favelalar da işte biliyorsun onların gecekondu aileleri. Özel bir rehberle oraya geziyoruz. Bir yerde böyle küçük çocuklar yanaştı yanımıza, siyahi çocuklar. İşte soruyorlar, where are you from? Hani biraz şey istiyorlar, anlarsın işte ufak bir bahşiş, harçlık neyse. Türkiye deyince Kıvanç, Kıvanç demeye başladılar. Meğerse bir şekilde hangi dizisi izliyorlar bilmiyorum. Kıvanç Tatlıtuğ delisiymiş. Yani Rio de Janeiro'da bir favela gezerken Kıvanç Tatlıtuğ deliliği inanılmaz bir şey. Yani Türkiye'nin tanıtım açısından da çok çok etkilenmiştim orada. İşte Hakan Şükür falan derlerdi. İşte diriliş diyorlar yani hani. Söylüyorlar bunu. I think a lot of our audience is right now wondering, how can I go to the movie industry? I mean, not as a player probably, and let's skip that part. That being a player is another story, I would say. But how to you become a part of this wonderful and very fast-growing, very high-potential industry? And what would you recommend to our, especially younger, you know, audience who has some, you know, probably inspirations about the movie industry, but don't know where to start from? Because in your story, you know, your father was a producer already. Zeynep was very lucky because she had a friend who, you know, offered her the internship.
So sometimes, of course, accidents, good luck, they help us. But could there be a more structural way that you would recommend to our audience to become a member of the movie industry? Yes. I mean, I think that there needs to be a better development because there is a shortage of people coming into the business. And there needs to be sort of better training programs. And in England, there's programs which is called Skill Set, which is people, productions take on internships with young people from universities. And, you know, we try and do this on our productions as well. We try and bring in people as much as possible who have multilingual and who have, I mean, one of the key factors in the film business to have is tenacity, is that kind of never give up. The first answer you always get when you need something is, can we? They go, no. But you don't take no for an answer. So this is a skill. Someone who doesn't take no for an answer can go very far in the film business, and especially in Turkey, because usually there's more things that are put in front of you of you can't film here, or there's some reason or other that this can't happen, and you need to find a way around it. So you need to be versatile. And I think that those skills, and with the help of university and training structures, then there needs to be programs. And I believe that there's programs coming in. I was talking to Istanbul Municipality, and they were discussing that they are interested in also doing this. And I think that we will see in the near future some developments on this that will help people, because that we need them. So there is a gap of people. You need more people there, but you have difficulty in finding educated people. And you say, if you have the right training and if you are a versatile person who can, you know, fight through difficulties, then this sector is open, I understand, right? Yani bir ek yapmak istiyorum. Türkiye'de tabii biz zorlanıyoruz. Şu açıdan zorlanıyoruz. Bir kere biz uluslararası projeler yaptığımız için bizim için İngilizce çok önemli oluyor. Yani gelen genç arkadaşlara ilk sorduğumuz soru bizim İngilizcen var mı oluyor aslında. İngilizceleri yoksa aslında onlar hani bir geriye düşüyorlar. Aslında bu yaşadığımız çağda İngilizce konuşmamaları, İngilizce öğrenmemelerinin hiçbir bahanesi olamaz. Yani Türkiye'de de bu hala büyük bir sorun. Yani 20 yıl önce ben şey diye düşünüyordum, 20 yıl sonra hani biz herkes, taksiye bindiğinde de herkes İngilizce konuşuyor olur herhalde diye düşünüyordum. Öyle olmadı. Öyle olmaması tabii iyi olmuyor bizim için. Yani biz olacağımız yere hiçbir zaman gelemiyoruz bence. Çünkü artık internet çağı, işte bütün araştırmalar, her şey İngilizce. Tamam, Google Translation var ama sonuçta yüzde de yaptığım bir sürü şey var. Dolayısıyla hani birincisi İngilizce halletmeleri lazım. Hani onu bir cebe koymaları lazım. Ondan sonra da çalışkan olmak, evet, çok önemli gerçekten. Çünkü şey, işte biz kendimiz de yani hiçbir şekilde durmadık yani. Bu yaşa gelene kadar hep çalıştık. Hiçbir zaman onu şey yapmadık, yavaşlatmadık. O bir önemli bir faktör herhalde. Bir de çok hızlı gelişiyor set ortamı. Yani bizim sektör böyle bir sektör. Her şeyin çok hızlı yapılması gereken bir iş. Benim hep söylediğim şey şu oluyor. İlk böyle geldikleri zaman işte staj için arkadaşlar, hiçbir şey kişisel algılamayın. Bazen bir koşturmacı oluyor. Gerilim oluyor herhalde biraz mı? Evet, yani alınmayın. Hani iş hayatında da belki bu böyle ama bizim sektörde birazcık daha hızlı. Sert. Her şey. Yani böyle bana öyle dedi. Böyle oldu falan. Böyle yer yok bizde. Yani bir iş var. Hep beraber onu yapmamız gerekiyor. Yani bu arada hiç kimse birbirine sesini yükseltmez bizim. Hani set ortamımızda böyle şeyler olmaz. Ama yeni nesilde belki daha böyle kırılgan insanlar olabilir. Devam etmemiz lazım. Alex'in söylediği şey işte don't take no for an answer dediği bu. Yani tırmanmaya devam et. Herkes ekmeğini bir yerden bir şekilde çıkaracak yani. Burası da mücadeleli bir sektör. Ama İngilizce, ya İngilizce bugün çok önemli. Ben 4. konuklu podcast'im bu. Sen de dahil Zeynep, sen de işte İngilizce bildiğin için ortama davet ediliyorsun ilk filme. Murat Muratanoğlu ile konuştuk, NBA spikeri. İngilizce bildiği için Amerika'yı öğreniyor, işte NBA'yi öğreniyor. Türkiye'de basketbol spikerliği kariyerine başlıyor. Hatta Türkçe bilmiyor başta, öyle söyleyeyim. Yani İngilizce, Lucette Cohen-Finch de yazar hanımefendiyle bugün yayınlanan bir podcast'imiz var.
O da çok iyi İngilizce bildiği için ilk romanını Amerika'da İngilizce yazıp ondan sonra Türkiye'ye geliyor. Yani bu İngilizce bilme, lütfen gençler diyelim değil mi? Hani bu çözülebilir bir konu yani. Bunu halletmeniz lazım yani, maalesef bu çok önemli. Just to add to that point is that this is a true story that in European film school in Spain there was a producer there that I know very well, and he actually was giving a lecture to the students. And the first thing that he said is, does anyone in this room speak English? Hand up. So he put the hand up. He says, okay, all the people that didn't put the hand up, you can leave. Oh, wow, that's çok sert. He said, because if you don't know English, then this is a really hard sector to be in. Yeah. Because the movie business is predominantly American movies that so you need to watch them in original language. And I mean, I know that Netflix and the streamers are changing this with them, with this, and this is changing. But this I think changing, that, and I think there will be this, you know, like in, you know, there'll be maybe a device that you put in your But I think definitely for me, knowing Spanish opened up so many doors and gave me my a wider variety of productions, and it enabled me to kind of see production, work on films that I would never have worked on. Dil öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdi son, artık sürenin de sona yaklaşıyor. Son iki sorum. Ya bir tanesi Zeynep, siz de şimdi 12 yaşında oldular ya değil mi çocuklar? Yanlış hesaplamadıysam iki tane canavar. Dijital oyun oynadıklarını tahmin ediyorum epey. Bilmiyorum, meraklılar mı? Netflix'in CEO'su Reed Hastings geçenlerde dedi ki, çok ilginç bir açıklama. Yani sordular, bu Disney falan da bu işe giriyor, korkuyor musun dediler. Yok dedi, ben onlardan korkmuyorum da Fortnite'dan falan korkuyorum dedi. Çünkü biz dedi insanları eğlendirme, işte hoşça vakit geçirme işini yapıyoruz bir bakıma. Ve gençlerin gittikçe o dünyada daha fazla vakit geçirdiğini görüyoruz. Yani ben hani belki Squid Game'de o bakımdan bir böyle oyun, dijitalleşme, film karması, belki buna düşündükçe çözümlerden biri gibi bir duygu uyandırdı bende. Ne diyorsunuz buna? Ve Türkiye oyun işte çok başarılı. Belki biliyorsunuz, bir mesela Peak Games diye bir firmamız, 1.8 milyar dolara Zynga'ya satıldı vesaire. Ve yani sinema endüstrisiyle oyunun birleştiği yerlerde var. Mesela bu oyun evrenlerinin yaratılı Unity diye bir yazılım var. Şimdi öğrendim ki pek çok film, sinema filminin background'ı o dönmeye başlamış, bu işte fantastik prodüksiyonlarda vesaire. Ne diyorsunuz, bu oyun işi nasıl etkileyecek sizleri ve sizin o tarafla ilgili bir düşünceniz var? Mesela tersi de olabilir. Atiye'yi oyuna çevirelim de olabilir değil mi? O tip şeyler de var. Hani nasıl görüyorsunuz? Bu mecra değişecek ve oyuna evrilecek. Filmler oyunda olacak. Yani dediğim gibi sektör olarak da oyun sektörü şu anda hani Türkiye'de de baktığınız zaman finansal olarak o neredeyse oraya doğru gidiyor. Dolayısıyla herkesin çok dikkatini çekiyor bu. Tabii başka bir nesil, yani bizim çocuklarımızın dönemi bunu şey yapacak, belki bizim çok anlayabileceğimiz bir dünya değil yani, açıkçası özellikle benim için. Ama oraya doğru gidiyor. Yani film sektörü artık oyunda olacak. I do think that gaming will merge with the film industry at some point. I mean virtual reality. Virtual reality. Yeah. Probably you should apply to your children about that, right? I mean, probably you can get some new ideas from them about how to, you know, make them together, the gaming and the movie industry. Sorry, Alex, I interrupted you. No. I mean, that is definitely it's something that will happen, that we will end up being able to be inside a film or what have you. I'd see that the future is limitless. So probably we'll have even more immersive experiences with, you know, digital movie together, three-dimensional. I don't know. I'm just looking forward to it. I think this era is starting new. I have some investments there, so I'm following it very closely. And, you know, somehow melting them together, you can produce unbelievable things. I mean, imagination has really no limits there. I mean, I find it very exciting as well. And Atiye and Muhafız were kind of, you know, somehow approaching that. They were fantastic. They had some, you know, a lot of, you know, effects, etc. And I felt like, especially in Muhafız, it could be a great game, you know. It could be a game as well. So that's what I felt, at least, you know. Yeah, I mean, I think that, you know, for us, well, for me, I go back to when I was watching television, and especially in Spain, it was black and white, and there was two channels, Televisión Española 1 and 2. And that was all there is to come, you know, fast forward, you know, 40, 50 years, and, you know, we're at this position. And, you know, I think what's going to happen in the next... So these our kids, they
they don't see, there's no limit of content. Yeah. I mean, you know, in those days, they used to, the TV broadcast used to start at a certain time and finish at a certain time, and then it would go to the national anthem, and then it would go to a black screen or whatever. So now that's not, you know, they have content 24/7, and it's available wherever they are. You know, that's, it's quite frightening. So one last question. Son bir soru sorayım. Çok, yani ben çok zevk aldım. Umarım aktarmak istediklerinizi aktarmışsınızdır ama şu anda bir sır bir filminiz var. Söyleyemiyoruz burada. Çok heyecanlı bir inşallah olacak proje var. Bir de Guy Ritchie ile beraber Operation Fortune diye yeni bir filminiz var. O yayına giriyor. O sır filmi söylemeyelim ama yani çok heyecanlı verici hakikaten. İnşallah da olur. Özellikle bizim gençler bayılacaktır. Ne olur, gelecek projeleriniz ne? What are your future projects, intentions? Bir de bunu öğrenelim ve İnsanlara buradan bir davet yapmak isteseydiniz bu gelecekle ilgili ne olurdu? Zeynep, senden başlayalım istiyorsan. Yani evet, Guy Ritchie projesi tabii bizi çok heyecanlandırdı. Geçen sene onu yaptık. Bir de Netflix'te başka bir film yaptık. O Suriye'deki yüzücü kız kardeşinin hikayesini konu alıyor. Suriye'den bahseder, gerçek bir hikaye. Suriye'den başlayıp ve Almanya'ya gidiyorlar ve olimpiyatlara katılabiliyorlar. Onların hikayesiydi. Gayri şey işi de tamamının Antalya'da çekilmesi tabii çok heyecan verici. İzlerken de bence özellikle bizim yani Türk olarak çok gurur duyacağımız bölümleri olacak. Ha, bu sefer İran'mış rolü yapmıyoruz. Antalya orası ve Türklerin ismi falan geçiyor değil mi? Hugh Grant galiba bir şeyler söyledi, biraz bahsetmiştin. Ya evet, yani filmin başka ülkelerde geçen bölümlerini de Türkiye'de çektik ama Antalya olarak da yer alıyor filmde. Ne diyebiliriz? Herkes, yani gençlere bu sektörü ben çok öneriyorum bir kere. Yani film seyretmeyi seviyorlarsa, buna ilgileri varsa kesinlikle şanslarını arasınlar, vazgeçmesinler. Artık bu işler çok küçüldü. İşte biraz önce game dünyasından bahsettik. Yani cep telefonları, Instagramlar, herkes bir şeyler yapabiliyor. Yani yaratıcı bir tarafınızın olduğunu düşünüyorsanız bu tamamen, hani Instagram'a da bir kısa film yapıp koyabiliyorsunuz. Story'lerde herkes zaten görüyor onu. Yani aslında artık kimliğiniz işte Instagram'ınız vesaire oldu. Dolayısıyla herhangi bir ilginiz varsa mecra da var. Bunu gösterebileceğiniz mecralar da var. İngilizce biliyorsanız bizim gibi şirketler sürekli zaten birilerini arıyor oluyor. Arayış içerisinde oluyor. Mutlaka gelebilirsiniz. Yani gelebilirler. Harika. Sizin iletişim bilgiden aşağıda paylaşacağım. Bak, çalarlar kapıyı, sonra haberiniz olsun. Evet, evet. Yani hani sektör olarak çok şeye ihtiyacımız var. Bunu altını çizmek isterim. Yani bizde farklı farklı departmanlar var. İşte sanat departmanı, kostüm departmanı, işte reji departmanı. Okurken zannediyor ki herkes hani yönetmen. Farklı bir sürü aslında olabilecekleri şeyler var. Yani İngiltere'de böyle işte script supervisor diye bir meslek var mesela. Onlar devamlılık tutuyorlar. Türkiye'de bunu yapan insan yok. Yani düşünebiliyor musunuz ne aslında ne kadar geleceği var bunun? Yani biz böyle hani stajyer olarak, asistan olarak alıyoruz ve yapabiliyormuş, bak işte script supervisor olabilecek birisini bulduk diye buna heyecan duyuyoruz. Yani kalkıp çok tipik mesleklerin peşine koşup ondan sonra niye ben iş bulamadım diyeceğine aslında şu alanı biraz keşfetseler inanılmaz fırsat var, biraz kendini geliştiren birisi için çok çok hoş. So Alex, what would be your last thoughts that you want to share with our audience about your industry? What would you call them to do? Any last words? Yeah, I mean, I think that hopefully we helped in starting something. Hopefully, you know, we've had a positive impact on the business here. I mean, you know, when we first started, we never came to take anything from anyone. We came here to add something that wasn't here. So we kind of looked at our business and said, okay, all we want to do is just do something that that isn't really here or wasn't really here in a kind of a strong way. And I think that you know, the Guy Ritchie film is already opening more doors to bigger productions and more famous productions. And I think that, you know, what the sky's the limit. And I think that what we want to do is we want to showcase this country in a positive light and do something that is that there is no boundaries. And we, because
you know, I know we can do it. I know that it's not exclusive to America, or it's not exclusive to the UK or other European countries. We can do anything here just as well as they do over there. And that's really what we want to try and say. Hayal kurmak çok önemli. Yani hayal kurmayı bırakmasın. Sizi izleyen arkadaşlara onu söylemek isterim ben. Yani her şey bir hayalle başlıyor. Biz de aslında bir hayal kurduk Adapazarı'nda. Bu hayali kurmuştuk. Biz bence hayalimizi gerçekleştirdik diye düşünüyorum. Muhteşem, muhteşem. Ben eminim. Ben çok zevk aldım. İnşallah sizler için de keyifli olmuştur ve izleyicilere hakikaten çok mesaj verdik. Bir yandan da biraz eğlendik de. Çok teşekkür ediyorum. Thank you very much, Alex. It was a wonderful experience for me. Gelecek Cuma günü yayınlayacağız. Please be there. Next Friday we're going to broadcast this episode. I hope you will be the first watchers, right? Thank you. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok mersi. Bugünkü podcast'ın sonuna geldik. Umarım Zeynep ve Alex sizi de beni etkiledikleri etkilemiştir. Umarım aranızda bazılarına ilham vermiştir. Film endüstrisine girmeye niyetiniz vardır. Zeynep ve Alex'in iletişim bilgileri aşağıda, onlara doğrudan ulaşabilirsiniz. Gelecek hafta yine müthiş bir konuğum var, Itır Erhat. Itır, Türk insanına koşmayı öğretti ama spor olsun diye değil, iyilik için, yardım toplamak için. Aynı zamanda bir felsefeci, aynı zamanda bir ultramaratoncu. Muhteşem bir görüşme oldu. Gelecek Cuma Itır'la beraberiz burada. Mutlaka bekleriz.